Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle fonksiyonlarla alakalı dönüşümler yapacağız. Sağa kaydıracağız, sola kaydıracağız, yukarı çıkaracağız. Kas sayılarını genişleteceğiz. Hadi gelin yapalım. Şimdi ilk sorumla başlıyorum. İlk sorum bir fonksiyonun tekliği ve çiftliği ile alakalı bir soru. F ve G fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. F fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik. Bir fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrikse o fonksiyon çifttir. Demek ki f çifttir. G fonksiyonun grafiği ise orijine göre simetrik. Orijine göre simetrik olan fonksiyon ise tek fonksiyondur. Tek fonksiyonsa eksisini önüne veren fx, fxx, eksi fx'i. Çift fonksiyon ise f eksi x, fx'e eşittir. Tamam. Şimdi g neydi? G tek. O zaman şu eksiği ne yapar? Önüne verir. İlk önce şurada bir hareket yapalım. Şu eksiği öne versin. Burası ne oldu? Eksi 3gx artı 5gx yani 2 tane gx. 2 tane gx 2x küp artı 6x ise 1 tane gx x küp artı 3x'tir. Ne yaptım? Hepsini 2'ye böldüm. Tamam. Şimdi benden ne istiyor? G-1. G-1'i bulurum ben. G-1 kimdir? Eksi 1, eksi 3, eksi 4. Çünkü x yönüm yere eksi 1 yazdım. Fonksiyonda bileşke varsa fog eksi 1 ilk önce g-1 ile başlıyorum. Ne buldum? Eksi 4. O zaman ben neyi bulacağım? F eksi 4'ü bulacağım. Şimdi f nasıl bir fonksiyondu? Çift fonksiyondu. F eksi 4 aynı zamanda kime eşitti? F4'e eşitti. F4 kaçmış? 2'ymiş. O zaman cevabı ben kaç olarak bulmuş olurum? 2 olarak bulmuş olurum. Peki güzeldi. Şimdi bir tane f fonksiyonu verilmiş. Bu f'tir arkadaşlar. F fonksiyonun grafiği verilmiş. F eksi 2x'in pozitif tanımlı olduğu tam senet olduğumu kaçtır? Bakın şimdi birkaç hareket yapacağız. F eksi 2x'i bulacağız. Bunu şöyle yapabilirim ben. İlk önce f 2x'i bulurum. Şimdi burada bir f eksi x gizli. Bir de f 2x gizli. Şimdi f eksi x deyince bunun y eksenine göre simetri. Ama eksi x değil 2x bir de 2 ile çarpılmış. Eğer f 2x varsa x eksenini kestiği yerler yarıya düşer. Bakın. Bu gitti 2. Bu gitti 5. Bu gitti eksi 1. Bu gitti eksi 4. Ama şu olmuyor. F 2x'i sormuyor. F eksi 2x soruyor. Bunun bir de y eksenine göre simetrini alacaksınız. O zaman 2 ve 5 siz bu tarafa. Eksi 2 ve eksi 5 olarak. Bunlar gitti. Eksi 4 ve eksi 1 siz bu tarafa. O zaman siz 1 ve 4 oldunuz. Yeni fonksiyon bu. Eksi 5, eksi 2, 1 ve 4. Olay bu abi. Ne yaptık? Y eksenine göre simetrini aldık. Peki fonksiyonun pozitif tanımlı olduğu aralık. Fonksiyonun pozitif tanımlı olduğu aralık burası. Bir burası var. Bir de burası var. 1 ile 4 arasında kim var arkadaşlar? 1 ile 4 arasında 2 var. 3 var. Eksi 5 ile eksi 2 arasında kim var arkadaşlar? Eksi 4 var, eksi 3 var. Doğru mu? Tamam. Benden bunlar nasıl istiyor? Toplamını istiyor. Toplarsak bakın şu 3, şu 3'ü götürecektir. Toplamları eksi 2 olacaktır. Ne yaptık? Bunları topladık ve cevabı eksi 2 bulduk. Benden zaten ne istiyor? Pozitif tanımlı olduğu, yani x eksinin üstüne kalan kısmın toplamını istiyor. Cevap eksi 2 olacaktır. Geçtim. F'te x artı 3 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Fx istiyor. O zaman bunu ne yapalım? Şimdi f'te x artı 3'ü eğer 3 birim sağa kaydırırsam fx'i bulmuş olurum. 3 birim sağa kaydırıyorum. X ekseni kaçta kesiyordu bu? Eksi 3'te kesiyordu. X ekseni kaçta kesecek? 0'da kesecek. 3 birim sağa kaydırın. X ekseni 2'de kesecek. 5'te kesecek. Ve 7'de kesecek. Artık konsept bu. Bakın benden negatif tanımlı olduk. Negatif tanımlı olduk. Burasıydı ya. Artık şurası olacak. Bir de şurası olacak. Negatif tanımlı olduğu aralık. Bu fonksiyon sadece ve sadece 3 birim sağa kayarsa ben fx'i yakalamış olurum. Negatif tam sayı yapan x tanım sayının toplamı. Bakın şunlar negatif tam sayılardır. Fonksiyon negatif yapar daha doğrusu. Kim var 0 ile 2 arasında? Sadece 1 var. Kim var 5 ile 7 arasında? Sadece 6 var. Bunların toplamı kaç yapacaktır arkadaşlar? 7 yapacaktır. F'te x artı 3 verilmişse ve fx'i istiyorsam fonksiyonu 3 birim sağa kaydığım zaman fx'i bulurum. Şimdi bana bir kapalı aralık verilmiş. Eksi 6 ile 5 arasında çalışıyor bu fonksiyon. Fonksiyonun alabileceği en büyük değeri kaçtır? Ama fx'i değil. 2fx artı 3. Peki. Az önce dedim ki f2x olursa, fonksiyon içinde f2x olursa x ekseni kestiği yerler ne yapar? 2'ye bölünür. Ters orantılı. 2 ile çarpıyorsam hepsini ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum.
Bir fonksiyonu 2 ile çarparsam ne olur? Bu sefer y ekseni kestiği yer ilk katına çıkmış olur. Şu anda bu fonksiyonun y ekseni kestiği, y ekseninde aldığı en büyük değer, y ekseni kestiği derken, y ekseninde aldığı en büyük değer kaçtır? 7 hocam. Bakın eksi 6 verdim zaman, beni kime götürmüş? 7'ye. Peki bu fonksiyonu 2 ile çarparsanız alabileceği en büyük değer kaç şu anda? 14 hocam. 2 katına çıktı, 14. Ama artı 3 demek onu 3 birim daha yukarı kaldırmak demektir. 14, 3 daha eklersem kaç yapacaktır? 17 yapacaktır. Bir daha. F eksi x demek y eksene göre simetri alır. Eksi f x demek x eksene göre simetri alır. Neyi kovalayacağım ben şıklarda? Bu fonksiyonun y eksene göre simetrinin. Bu tarz sorularda hep şıklardan gideceğiz. X ekseni kaçta kesiyor? Pozitif tarafta. 2 ve 4. O zaman öbür tarafa gideceğim. Eksi 2 ve eksi 4'ü kovalayacağım. Eksi 2 ve eksi 4'ü kovalayacağım. Eksi 2 ve eksi 4'ü kovalayacağım. Cevabın B olduğunu çok net gördünüz. Bakın x ekseni negatif tarafta eksi 3'te kesmiş. O zaman bu tarafa taşınacak. Yani kaçta kesecek? Artı 3'te kesmiş olacak. Bu tarz soruları zaten şıklardan yaparsanız çok hızlı bir şekilde çözüme ulaşmış olursunuz. Az önce söylemiştim. Yine şıklardan gideceğiz. Benden f2x istiyor. Hop siz yarıya düşeceksiniz. Eksi 3'te, 2'de ve 4'te. Eksi 3'te, 2'de ve 4'te. Eksi 3'te, 2'de, 4'te. Eksi 3'te, 2'de, 4'te. Bu gitti. Bu değil, bu değil. Hocam peki hangisi? İyi de şimdi fonksiyon sadece ve sadece katsayı değiştiriyor. Fonksiyonun işareti değişmiyor ki. O zaman ben B'yi almıyorum. Yani fonksiyon bakın arttan geliyordu. Fonksiyon yine arttan gelecek. Eksi 3, 2, 4 ama yine arttan gelmiş olacak. Yani fonksiyonun işareti değişmiyor. Sadece x ekseni kestiği yerler değişiyor. X ekseni kestiği yerler ne yapıyor? Yarıya düşüyor. Peki devam ediyorum. Bu sefer 2fx. Bu sefer 2fx. X ekseni değil bu sefer y ekseni kestiği yerle ilgileniyorum. 2fx istiyorsa bakın. Y eksenini az önce eksi 1'e 2 diye. Eksi 1 sabit. 4. 1'e eksi 3 diye. 1 sabit. Eksi 6. Ve yine orijinden geçiyor. Şimdi eksi 1 verdiğim zaman 4'e götürecek. 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 Bakın bombaya bakın şimdi. Eksi 1 verdiğim zaman 4'e götürüyor ve 1 verdiğim zaman eksi 6'ya götürüyor. Gördünüz mü? Demek ki bir fonksiyonu 2 ile genişletiyorsanız y eksenini kestiği yeri ne yapacaksınız? Kovalamış olacaksınız. Şimdi burada iki tane olay var. Fx'i vermiş. 1. Bu fonksiyona bakarak, fx'e bakarak f'de x artı 1 bulacaksınız. 2. Bulmuş olduğunuz f'de x artı 1'i eksi dediği için x eksenine göre simetrini alacaksınız. Tekrar söylüyorum. Eksi derse x eksenine göre simetrini al. Fonksiyon içinde eksi olursa y eksenine göre simetrisini al. Bir fx verilmişse f'de x eksi 1 sağa 1 birim kayar. F'de x artı 1 sola 1 birim kayar. Birinci adımım sola 1 birim kayacak. Sen eksi 3 olacaksın. Sen eksi 9 olacaksın. Sen 1 olacaksın. Sen de 7 olacaksın. Sola 1 birim kaydı. Sen artık şurada değil şurada olacaksın. Ve eksi dediği için de sen burada değil şurada olacaksın. Şimdi yani ne yapacak? X eksenine göre simetri alınacak. Peki. Şimdi sen olamazsın. Eksi 9, eksi 3, 1 ve 7 çok iyisin ama X eksenine göre simetrin alınmamış senin. Şimdi sen de olamazsın. Eksi 9 bir kere eksi 3 olacaksın. Sen dur sen bayağı iyisin. Sen asla olamazsın. Sen asla olamazsın. Doğrusun sen. Çünkü eksi 9 olmuşsun. Eksi 3 olmuşsun. Biraz kaymışsın bu tarafa. Biraz kaydın bu tarafa çünkü bir birim kaydın. Sonra sen simetri olarak buraya geldin. Sivri yer buraya geldi. Ve 8'de şurası da bu arada 1 olarak değerlendirecektir. 7 ve 1. Doğru. Cevap ne olacaktır arkadaşlar? 7 birim olacaktır. Sıralama çok önemli değil. İlk önce x ekseni göre simetri alıp da kaydırabilirsiniz. Çok şart değildir o. Burada ama şu. F'de x artı 1 diyor mu? Bu bir birim sola. F'de x eksi 1 diyor mu? Bir birim sağa. F'de x artı 1'den sonra 4 diyor mu? Artı 4 diyor mu? Yukarı. 3 diyor mu? Eksi aşağı. Bunlar önemli. Bakın. Eksi f eksi x. Beni y eksenine göre simetrini al. Sonra x eksenine göre simetrini al. Hayır hayır. Beni ilk önce x eksenine göre simetrini al. Sonra y eksenine göre simetrini al. Hiç fark etmez. Kavga etmeyin arkadaşlar. Hepsini yapacağız. Şimdi. Bir kere x ilk önce şıklara bakarak yapmak istiyorum. Mesela şu. Ne yapmış? İlk önce x ekseni göre simetrini almış. İyi de burada bir tane hareket değil ki. İki tane hareket yapacak. Ne yapmış? X eksenine göre simetri... Ha, bu biraz doğru gibi. Neden biliyor musunuz?
İlk önce bunun simetrini aldı. Bakın şu 2'ye 8. Hocam neyi buldunuz? Bu f eksi x. Sonra bunu ne yaptı? Y eksenine, x eksenine göre simetrini aldı. Bu x 8 buna neye geldi? Şuraya geldi. Bunun aynısı şu oldu. Eksi 8 ve 2'den gelecek cevap B. Ama bu değil. Niye? İlk önce y eksenine göre simetrini alması gerekiyordu. Bunlar zaten değil. O zaman ne olacaktır? Cevap B seçeneği olacaktır. Neyi kovaladım? İlk önce x eksenine göre, sonra y eksenine göre. Veya ilk önce y eksenine göre, sonra x eksenine göre iki defa simetri aldım. F mutlak x'te size bir tüyo vereceğim arkadaşlar. X eksenin sol tarafını silin. Silgili silin yani. Şurayı silin. X eksenin sağ tarafını sola yapıştırın. Burada 3 alttan geçiyor ya. Şuraya artı 3 yapıyorum. Şuraya 6 yapıyorum. Bu resmi buraya yapıştırıyorum. Doğrusal değil. Eğsellik var burada. Bir fonksiyonda f mutlak x'te x eksenin sol tarafını silin. Sağ tarafını sola yapıştırın. Bakıyorum. B. Bakın. Burası zaten hiç ellenmiyor. Burasının aynısı bu tarafta var, dikkat ederseniz. Bu önemliydi. Bakın. Bununla şunu karıştırmayın yalnız. Bununla bunu karıştırmayın. Bu fonksiyonun mutlak değeri. O zaman siz yukarı. X eksenin altına kısmı ne yapacağım? Sadece yukarıya taşıyacağım. Birlikte bakalım. Arkadaşlar. X eksenin altına bir şey olamaz ki. X eksenin altına bir şey olamaz. Böyle bir şey zaten yok. O zaman ne oldu? Cevabın A oldu. Direkt A şıkkıdır. Bu tarz sorularda şıklardan gideceğiz. Peki hocam biz bu konuda neyi bileceğiz? Eksi fx'in, f eksi x'in, f mutlak x'in, mutlak fx'in ne işe yaradığını? F'in içinde x eksi a birim sağa, f'in içinde x artı a birim sola. F'in içindeki x eksi a'dan sonra artı k yukarı, eksi k aşağı. F'in içindeki sayıyı f a x genişletirseniz x ekseni kestiği yerler değişir. F'in dışındaki b f x yaparsanız y eksenindeki ifade değişir. Bunları bileceksiniz. Hoşçakalın.